ve motosiklet fuarındayız. Expo İstanbul olarak geçiyor ve şu anda karşımıza ilginç motor bisikletten ziyade böyle bir değişik bir versiyonla bisikletler çıkmış. Bu nedir, neyin nesidir bunlar? Şimdi mevcut orada 20-25 tane modellerimiz var. Bu modellerimizden bir tanesini beğeniyorsunuz. Beğendiğimiz modeli sizin beden ve vücut ölçülerinize göre isterseniz farklı bir şekillerde sizin de kişileştirdiğiniz, yani sizin de isteğiniz doğrultusunda size özel bir ürün yapılıyor. Bisiklet değil, normal bisiklet ve aynı zamanda da elektrikli destekleri var size. Elektrik de var bunda. Elektriğin faydası ne oluyor peki? İşte mesela normal bir bisiklet bile kullanırken belirli bir zaman sonra yoruluyorsunuz. Yahut da işte bir tırmanışa başladığınız zaman fazla bir güç sarf ediyorsunuz. Bu size bir ekstradan destek sağlıyor. Anladım. Peki bu esnada ben ayaklarımı hala çevirmeme gerek var mı elektriği aldığımda? Evet. Evet, yani ben de destek vermem gerekiyor. Evet, bisiklet formundan çıkmıyor. Evet arkadaşlar, ilginç, birbirinden ilginç bisiklet şekillerimiz var burada. Görüyorsunuz ki renkleri de var. Ve bunlar kişiye özel olarak hazırlanıyormuş. Enes Bey'in yapmış olduğu açıklamaya göre kişiye özel olarak tasarlanıyor. Boyuna, ebatına, fiziğine uygun bir şekilde olması gerekiyormuş. Ki daha rahat kullansın ve rampa yukarıya çıktığında da az önce de Enes Bey'in anlattığı gibi yorgun düştüğünüz anda elektrikli moda alarak daha rahat yukarıya, rampa yukarıya tırmanmanıza imkan tanıyor. Güngör Motor, Honda Motosiklet Bayisiyiz. Pendik'te yerimiz. Pendik bayisiyiz yani. Hoş geldiniz sizler de. Teşekkür ederiz. Şimdi aracımız 2018 yılı için komple yepyeni bir, artık yepyeni bir kasayla, yepyeni teknolojiyle tanıştı. Eski versiyona farklı olarak tüm elektronik süspansiyonlar, yeni şanzımanı, yeni motoruyla ve CarPlay özelliği göze çarpıcı noktalarından bir tanesi. Elektronik ayarlanabilir süspansiyonlar, sürüş modlarıyla da bu tamamen sistem desteklenmiştir. Araçlarımız iki versiyon olarak geliyor. Bagger seçeneğimiz var manuel olarak. Bir de Bagger yine doğal kalaj şanzıman özelliği var. Ve Goldwing de yine aynı şekilde manuel şanzıman ve doğal kalaj şanzıman olarak iki versiyon sunuluyor. Manuel şanzıman olan Goldwing'imiz mavi renk. Diğer seçenek olan Goldwing de kırmızı renk olarak seçenek sunuluyor. Kırmızı Goldwing'in şu andaki satış fiyatı, Türkiye satış fiyatı DCT doğal kalaj şanzıman olan 179 bin lira. Manuel olan aracımız ise 159 bin lira satış fiyatıyla çıktı. Bagger F6B modelimiz manuel ve otomatik şanzıman özellikli yine. Bagger modelimiz 138 bin lira. DCT şanzıman olan versiyonda 148 bin lira olarak yine Türkiye satış fiyatı olarak satışa sunuldu. Araçlarımızda Goldwing özellikle göze çarpıcı özelliklerinden bir tanesi elektronik süspansiyon ayarları ve sürüş modlarıyla. Yine koltuk ısıtma standart, elcik ısıtma standart. Sürüş modları da eklendi. 4 tane farklı sürüş modu var. Ayarlanabilir ön cam ve elektrikli olarak yine bu yeni modelimizde sunuldu. Lastiğinden koltuğuna kadar, motoruna kadar, şanzımanına kadar her şey yenilendi. Tamamıyla fuar için hazırlandı. Yeni aksesuarlarıyla montajlandı. Tüm motosiklet sevenlerin hizmetine sunuldu bu 4 gün için. Herkese hayırlı, alan herkese de hayırlı olsun diyoruz. Artık yeni Goldwing'de bir kere her şeyden önce anahtarsız çalıştırma, yani keyless go sistemiyle çalışıyor. İki tane farklı joystick sistemle de tüm elektronik sistem ayarlanabiliyor. Radyo frekansı, 3 tane bluetooth cihaz bağlanabiliyor telefon dahil. Ayrıca tüm sistem elektronik süspansiyon ayarları da elektronik olarak yapılmakta. Sürüş modları da yine elektronik olarak yapılıyor. Manuel herhangi bir sistemimiz yok. Cam yine elektrikli, cruise kontrol özelliği, otomatik versiyonda hem ileri hem geri sürülme modu kullanılıyor. Yani geri kullanıma da artık açık, önceki versiyonda olduğu gibi. Artık yeni sistemde de ön tarafa da, yani öne doğru da ileri süzülme modu da eklenmiş oldu. Elektronik, her şey elektronik ama. Yani artık manuel yaptığınız hiçbir şey yok. Çantaların açılımından,
arka bagajı açılana kadar her şey artık dokunmatik ekrana döndü. CarPlay'in özelliğiyle, Apple CarPlay'in özelliğiyle de artık Apple telefonu, iPhone telefonu olan herkes telefonu hiç yanında önünde taşımadan ekranda tüm detayları görebilecek. WhatsApp yazışmalarından mesajlarına kadar, haritalara kadar her şeye ulaşabilecek. Bu da bagın modeli oluyor. Golf Wing'i bu şekilde getirebiliyorsunuz. Bu mesela bir bagger cinsi. Bagger cinsini 3 tekerli şekilde getirmişler. Ve gayet de konforlu ve rahat görünüyor. Hemen yanında yine Golf Wing. Normal, klasik, eski tip dediğimiz Golf Wing tarzında. Ve burada da bir tane çok ilginç, çok değişik bir Golf Wing daha var. Onun da yanına bir sepet koymuşlar. Bu eski nostalji andırıyor ama tabii ki bu yeni bir versiyonu ve gerçekten çok hoş, çok güzel görünüyor. Fakat tabii baktığımızda şu anda bir araç boyutu kadar yer almış durumda. Yani bununla trafiğe çıktığınızda motosiklet değil daha ziyade bir araba kullanmış gibi olacaksınız. Ki böyle bir şey kaça mal oluyor? Sepetin fiyatı 19.500 dolar. Ha, dolar bazında bir daha. Motosiklet hariç. Bu 2016 model, yine Trek modeli, 220 bin lira civarında fiyatı var. Ama gerçekten de hani kesinlikle 220 bin TL'si olan insanın da almasını tavsiye edebileceğimiz gerçekten çok hoş bir cihaz. Bunda da herhalde bir arabada aradığımız her şey mevcuttur. Aşağı yukarı klima hariç hepsi var. Golf Wing sevenler için çok ilginç bir bagaj sistemi var. Bizler devamlı geziler yapıyoruz. Avrupa Federasyonu'na bağlı, bu GIVEF dediğimiz, şurada gördüğümüz Avrupa Federasyonu'na bağlıyız biz. 28 tane ülkeyi geziyoruz. Bunları gezdiğimiz zaman da tabii ki çok büyük paralar tutuyor bu. Otellere gittiğimiz zaman, kaldığımız zaman bu çözümü getirdik sonunda. Bu yurt dışında çok kullanılan bir sistem. Bunun için de biz ağırlığı fazla olmayan ama hacimli şeyler. Mesela çadırımızı taşıyoruz, yatağımızı taşıyoruz. Bunlarla sürekli Avrupa'yı geziyoruz. Buradan çıktığımız zaman Norveç'e kadar gidiyoruz. Dengeyi kaybediyor mu sürücü? Virajlarda olası, yani hızını düşürmesi gerekiyor mu? Bir tehlike oluşturabilir mi? Şimdi kesinlikle bu sistem Amerika'da yıllardır ödül alan bir sistem. Motorun ön tekerleğinin geçtiği yerden burada geçiyor. Motor ne kadar yatarsa bu da yatıyor ve arkasında olduğunu hissetmiyorsunuz. Biz bunu biraz zorlayarak 170, 180, 190 kilometrelerde de test ettik. Yapılmış testleri doğru mu diye biz de merak ettiğimiz için yaptık ve mükemmel sonuç elde ettik. Bu Golf Wing'çi arkadaşlarımıza kaça mal olacak? Şu anda bunları 6.750 liraya mal ettik ve satıyoruz üyelere. Kar amacı gütmüyoruz. Sadece bundan 6.750 lira satıldığı zaman işte bir derneğe bir bağış olmuş oluyor. Ufak bir bağış oluyor. Onun dışında bir kazancı yok bunun. Şimdi burada da şimdi Victory'nin başına geldik. Victory motor bisiklet markası. Bu da herhalde size, bana değişik geldi ama size de muhtemelen değişik gelecektir. Victory pek yaygın değil ülkemizde. Evet. Bu Indian mesela, bu motosikletin modeli, işte dünyada ilk defa çıkan motosiklet bu, 1901 senesinde çıkmış. Yani hatta Harley, bizim bildiğimiz çok bildiğim Harley bile daha sonra çıkmış bir motosiklettir. Aynı markanın, Indian markasının değişik bir versiyonu bu, Victory diye bir motosiklet. Bu da Amerikan malı. Dünyada özellikle çok tutulan bir marka aslında ama Türkiye'de tabii daha yeni yeni biliniyor. Böyle bir motosikletin ortalama fiyatları nelerdir, nedir? Yani şimdi Türkiye'de motosikletlerin fiyatları %20 bir fon geldikten sonra çok ciddi şekilde arttı. Bu motosikletlerin fiyatları aşağı yukarı 120 bin liralar civarında. Ne bileyim işte 100 bin liralar civarında. Bunlar 95 bin lira civarında gibi bir sürü fiyatlar var. Ama yeni, yani bu sene daha yenileri gelmedi. Gelseydi bunlar birazcık daha aşağı yukarı yani 20-30 bin lira daha artacaktı açıkçası. Amerika'daki en önemli motor tiplerinden bir tanesi. Yani Harley'in de motoru V motordur. İşte Indian'ların da motoru V motordur. Bundan da bunlar aşağı yukarı 1700 cc motosikletler, aşağı yukarı 96 beygir gücünde. Metalik bir boya var üzerinde. 2016 model olduğu söylendi. Böyle bir cihaza da, böyle bir makineye de 100 bin TL civarında sahip olabiliyorsunuz. Gayet güzel. Yani Golf Wing mi bu mu diyecek olursanız benim kafam karıştı. Ben buna cevap veremeyeceğim. Kolay gelsin, çalışmaları diliyoruz. Öncelikle size bir tanıyalım.
Merhaba, ben Doğukan. Harley Davidson Ankara bayisinden geliyorum. Ben de Tolga, İstanbul İst, Ataşehir bayisi. Bunu custom edilmiş bir motorumuz. Breakout 2017 modelimiz. AP, işte jantları, egzozu, hava filtresi. Orijinal rengidir. 1845 cc'dir. Biz tork üretiyoruz. 107 kubik inçtir. Burada bir 2018'in en gözde modelimiz. 114 kubik. Yaklaşık 2000 cc hafifletilmiş şasesi vardır. Yani hem uzun yolda hem şehir içinde çok rahatlıkla konforu sağlayan, titreşimi azaltılmış bir şaseye sahiptir motor sistemine. Zaten biliyorsunuz biz tork ürettiğimiz için çift silindirli ve V dediğimiz V motor üretiriz. Harley'in 100 yıllardır, 115 yıldır değişmeyen motor sistemidir. Peki böyle bir şeyin fiyatı? 32 bin euro. 32 bin euro. Yol motor dediğimiz touring grubumuza ait Street Glide yaklaşık 38 bin ile 54 bin euro arası bu grup ve daha üstleri değişiyor. Diğer modelin bir modelidir. Akçiselesiyle uzun yollarda gerçekten çok rahat kullanım sağlar. Bir arabada bulunan bütün ses sistemine sahiptir. Yaklaşık 46 bin euro civarında. Touring segmentindeki en iyi motorlarımızdan biridir. Bunlar da BMW'nin çıkartmış olduğu yine değişik en son çıkan modelleri. Bu üzerinde K1600B yazıyor. Burada maalesef bizimle bize bunları anlatabilecek bir yetkili arkadaşımız kalmamış. Bir de bunun fiyatı da zannedersem 35 bin euro demişlerdi. Bu en son çıkan modelleri 2017 yılına ait. 2018 yılına ait, özür diliyorum. Arkadan da baktığınızda yine iki tane bagajı var. Ve üstte bir bagajı var. Gayet güzel şık bir makine. Burada da yine 1200 RT modeli var. Şöyle sağ tarafımıza baktığımızda 1200 RT modeli. Bu da gayet konforlu görünüyor. Zaten bayanların oturmasından da belli, gayet büyük. Gayet şık bir motosiklet. Evet, arkamızda gördüğünüz motorlar Can-Am'in Spider modelleri, 3 tekerlekli. Tabii ki en önemli özelliği dengeli olması. Herhangi bir kaza riskiniz yok. 1330 cc motor var içlerinde. 6 vites tiptronik geri vitesi var ayrıca. 0'dan 100'leri 4 saniye. Maksimum süratleri de 200 km. Peki bunların virajlarda devrilme riski falan öyle bir sıkıntıları söz konusu oluyor mu? Yok, işte zaten amacı güvenli olması. Üstündeki elektronikler sizi virajda hiçbir şekilde bir kaza yaşamanızı engelliyor. Ve 200'le viraja girebilirsiniz yani. Peki böyle bir cihazı almamız, buradan anahtar teslim olarak vatandaşımızın alması kaça mal oluyor? 35 bin euro ile 45 bin euro arası değişiyor modeline göre. Evet, touring modeli bu. Üstünde çantaları, bagajları, müzik sistemi, ısıtma sistemi, her şey mevcut. Bu touring modeli demiş olduğu muhtemelen bu 45 bin euro olan. Evet, modeldir. 45 bin euro olan modeli. Evet, gayet güzel. Ön taraftan da şöyle içini de bir görelim. Bununla da rahatlıkla iki kişi rahatlıkla oturabiliyor. Gayet konforlu görünüyor. Ve çok hızlı olduğu söyleniyor. 4 saniyede mi demiştiniz? Evet, 4 saniyede 0-100'ü var. 4 saniye gibi kısa bir sürede 0'dan 100 km hıza ulaşıyor. Bu modelleri 35 bin 36 bin Euro'dan fiyatları başlıyor. Bunlar tamamıyla bunlar 3.9 saniye daha da hızlı 0-100'leri. Ama motorları aynıdır. 1330 cc hepsinin. Bu arazi taşıtımızdır. Yani otobanda da kullanırsınız. Arazide de kullanırsınız. Binliktir bu. 1000 cc diye geçer. 87 beygir gücündedir. Çift silindirdir. 4x4'tür. Yakıt cimrisi. Gayet güzel olan, Türkiye'de kafaya oynayabilecek modellerden, yakışıklılardan biridir. Ve bunlar da vergi yoktur. Bunlar T3 belgelidir. T3 belgesi olunca traktör geçiyor. Bunlar da sadece plaka takıyorsunuz. 160 lirayla 320 lira arası sigorta, kişinin durumuna göre değişiyor. Yollarda kullanabilirsiniz. Araba ehliyetiyle kullanılıyor. Motor ehliyeti istemiyor.
UTV olarak geçer. 400 cc'lik bir UTV'mizdir. Dağ tutkunlarına özel tasarlanmış, dağ sporlarına daha yatkın bir araçtır. Dediğimiz gibi spor tutkunları, şehirlerde araba kullanamayanlar, dağlarda stres atmak için, spor yapmak için özel tasarlanmış bir aracımızdır yani. Normal trafiğe çıkışı yasaktır. Off-road olarak tasarlanmıştır. Trafiğe çıkamayız. Genelde yaylalarda istediğimiz yere çıkabiliriz. Onun gibi bir araçtır yani. Peki böyle bir cihazın fiyatı nedir? Şu anki fuar fiyatımız 32.000 TL'dir. İnsanları Enduro'ya, asfalttan çıkıp böyle araziye, çamuru hissettiriyoruz. Sonra çünkü biraz böyle haftada bir gün arazide kullanılıyor motorlar. Yaklaşık bu işin maliyeti yapmak istediğimiz bütün ekipmanları ve motorla beraber 40-45 bin liralara geliyor. Önce biz de bunu cüzi rakamlarla insanlara bütün ekipmanları, kaskını, korumasını, motorunu, benzinine kadar verip tur yaptırıyoruz. Bu motorlar da İtalyan malı. Geçen yıl itibariyle Türkiye pazarına girdi. Bunu getiren de Ümraniye'de Enduro Market distribütörlüğünü aldı. Bu motorlar arazi, sadece arazide kullanılan motorlar. Asfaltta kullanılmıyor. Sadece arazi, hard arazi, hard enduro dediğimiz bir olay. Bunlar da Indian marka motosiklet, tabii bu marka da biliyorsunuz çok eskiye dayanıyor. Bunlar da Indian'ın çıkartmış olduğu en son modelleri, 2018 modeli. Gayet güzel görünüyor. Gayet şık, şapırcılar için çok hoş bir motor. Bunların da fiyatları 28 ile 30 bin dolar arasında değişkenlik gösteriyor. Bu motosikletler 2 silindir. Şu an görmüş olduğunuz 1600'lük bir motosiklet. 1600 cc, 2 silindir, çift silindirli bir makina bu. Gayet konforlu duruyor. Şık, şapır severler için güzel bir tasarım.
Evet arkadaşlar, İstanbul Expo motosiklet fuarından 2018 yılına ait olan yeni modelleri mümkün mertebe dilimiz döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştık. Yetkilileriyle görüşmeye gayret ettik. Umarım beğenmişsinizdir. Yine görüşmek dileğiyle başka bir videomuzda görüşmek dileğiyle esenle kalın.